Arnavutköy'deyiz. Bugünkü sorumuz, adaylık olması durumunda Tevfik Göksu'yu yoksa Ekrem İmamoğlu'nu tercih edersiniz diye vatandaşlara soruyoruz. 15'e ilk ulaşan kazanır iseyle. AK Parti'den Tevfik Göksu ile CHP'den İmamoğlu aday olsa kim tercih edersiniz? Hiç kafam çalışmıyor. AK Parti CHP. AK Parti. AK Parti. Tevfik Göksu'ya da veriyoruz. AK Parti bizi kandırdı. Ama yine vereceğim mi abimiz? Maaşlara sana? Zam vermedi. Yine AK Parti. Ama yine AK Parti. AK Parti. Kandırsa da AK Parti. Ölümüne AK Parti. Ölümüne. Siz abim Tevfik Göksu ile İmamoğlu aday olsa İstanbul'a, bir AK Parti'nin biri CHP. Ay Allah İmamoğlu götürsün, geri getirmesin. Sen ne söylüyorsun? Oruç tutacağım, kurban keseceğim. Tek o cesi. Tevfik Göksu'ya verirsin değil mi abi? O hangisi? Esenler Belediye Başkanı var ya. Aa, başla gözle. Başla gözle. Vallahi başla gözle. Memnun muyuz? Tabii memnunum ya. İmamoğlu'ndan da memnunlar abi. Aa, sus. Sus İmamoğlu'ndan. Abi bana niye kızıyorsun? Abim Tevfik Göksu ile Ekrem İmamoğlu İstanbul'a aday olsa kim tercih? Ekrem İmamoğlu kazanır. Sen kime verirsin abi? Ben İmamoğlu'na veririm. İmamoğlu. Evet. Teşekkür ederim. Siz abim Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu. Değişiklik olsun yani baksana. Yok ben. Tevfik Göksu mu Ekrem İmamoğlu? Hiçbirini istemiyorum. Hiçbirini istemiyorum. Dayım ölümüne ama abim diyor ne olursa olsun yine de. Öyle diyorum da. Ama dayı bu kadar AK Parti'ye ben vereceğim oyumu. Evet. Siz vermen AK Parti'ye ben vereceğim bu kadar oyumu. İstanbul seçimlerinde AK Parti ile CHP'nin adayları Tevfik Göksu İmamoğlu adı olsa verir, kime verirsin? Bu kez ben AK Parti vereceğim. Sana Tevfik Göksu'ya vereceğim. Evet. Niye, dayılar için mi? Abi yıllar CHP veriyor, zaten CHP başa gelmiyor ki. Evet. Milleti kandıran yine AK Parti. Yine başa geliyor yine AK Parti. Bu kez ben de veririm, tamam olsun. O zaman Tevfik Göksu'ya veririm diyorsun. De veririm bana abi, ne yapayım? Sağ olun. Abi merhaba. Merhaba abi. Abim İstanbul seçimlerinde AK Parti'den Tevfik Göksu ile CHP'den İmamoğlu aday olsa kim tercih eder? AK Parti. Ben Tevfik Göksu. Evet. Neden? Başka var mı kimse? Var abi. İmamoğlu var. Hayır. Kimse vermez onu. Niye abi? Yok. Amerika'na kimse oyunu vermez. Amerika'ya vermez mi? İmamoğlu. Burası İslam memleketi. İslam memleketi. Biz ona kazan, belki kazan. Bir yolu olur ama sonuç hizmet yapmaz. İmamoğlu Trabzon'dan mı? Trabzon'da da ama hizmeti var mı? Amerikalı değil yani. Fark edecek bir şey yok. Yok. İstanbul seçimleri yaklaşıyor. AK Parti'den Tevfik Göksu ile CHP'den İmamoğlu aday olsa kim tercih eder? Tevfik Göksu. Bu dönemde hiçbir hizmet göremedik. Tabii ki hiçbir hizmet göremedik. Yani ikinciye bu, yani geçenki seçimde de oy vermedik ama bu seçimde de oy verme ihtimali yok. Hele bu hizmetten sonra hiç yok. Teşekkür ederim. Bu hizmetsizlikten sonra. Tabii ki. Yani geçen o dönem vermememe rağmen bu dönemde kesinlikle yine verilmez yani. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Abim AK Parti'den Tevfik Göksu ile CHP'den İmamoğlu İstanbul'a aday olsa kimi tercih eder? Bana hiçbir şey diyemeyeceğim. Ya İmamoğlu Tevfik kimmiş? İmamoğlu kaybeder, İmamoğlu. Sen kim verdin abi? Ben AK Parti'ye veririm. Tevfik Göksu'ya verir misin? Tabii ki veririm. Nedeni var mı? Ben Hüdaparlı'yım. Hüdaparlı olduğun evet. için. Evet. Teşekkür ederim. Ablacığım İstanbul seçimleri yaklaşıyor. Evet. İstanbul AK Parti'den Tevfik Göksu'yla CHP'den İmamoğlu aday olsa kim tercih edersin? İmamoğlu. Nedeni var mıdır? Var benim için. Seviyoruz diyorsun. Evet. Teşekkür ederiz. Abim İstanbul seçimleri yaklaşıyor. AK Parti'den Tevfik Göksu, CHP'den İmamoğlu aday olsa kim tercih ederiz? Ben AK Parti'yi tercih ederim. Tevfik Göksu Esenler Belediye Başkanı. Bir varlık gösteremedi. O yönden AK Parti'yi tercih ederim. İmamoğlu çalışmadı mı abi? Hiç çalışmadı maalesef. Çalışıyor diyorlar. Böyle programında yapıyor. Yapmıyor. Çalışmıyor. Teşekkür ederim. Sıfır. Sağ ol. Ablam AK Parti'den Tevfik Göksu, CHP'den İmamoğlu İstanbul'a aday olsa. Vallahi şimdiden sonra AK Parti'yi asla daha şey yapmam. Vermez. Asla. CHP'ye İmamoğlu. Asla. İmamoğlu'na belki de. Asla daha ben bizim bitirdi daha. Niye ne oldu abla? Hiç, ay oldu. Üç ay oldu. Seçimler biteli. Üç ay oldu da zam gökten aşağı yağdı biliyor musun? Farkında mısın? Seçimden önce yok muydu? He? O zaman biraz baskılardılardı. Ben yine atmadım. AK Parti ben attım ama bu sefer iki şeyde AK Parti'yi atmayayım. Durumunu bildiğim anda. Teşekkür ederim. Abim İstanbul seçimleri yaklaşıyor. İmamoğlu'yla Tevfik Göksu, AK Parti, CHP aday olsa kim tercih eder? CHP'ye tercih edeceğim. Neden abi? Abi emeklilere zaten 7,5 veriyorlar. Sıkıntımız var. O yüzden. He, o yurda dolayı. AK Parti'ye vermeyeceğim oyları. Sağ ol abi. He. Teşekkürler. İstanbul seçimleri yaklaşıyor. AK Parti'den Tevfik Göksu ile CHP'den İmamoğlu aday olsa kimi tercih ederiz İstanbul'a? Ben Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Çok seviyoruz. Yani bizimle ilgileniyorlar. Çok iyi yani. Memnunuz diyorsun. Memnunuz. Teşekkür ederiz. Yani. İstanbul seçimleri yaklaşıyor. İmamoğlu ile Tevfik evet. Göksu aday olsa kimi tercih ederiz? Ben İmamoğlu. Kızların iktidara gelmesini istemiyorum. AK Parti'den Tevfik Göksu ile Ekrem İmamoğlu CHP'den aday olsa kimi tercih ederiz?
İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Ben İmamoğlu. Teşekkür ederim. İstanbul seçimleri yaklaşıyor. Tevfik Göksu ile Ekrem İmamoğlu, AK Parti, CHP aday olsa kimi tercih eder? Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Binali Ali Yıldırım gibi adam duramamış. Tevfik Göksu durabilir mi? Dururum diyor. Çok zor. Kazanamaz mı İmamoğlu? İmamoğlu kazanır. Tevfik Göksu İmamoğlu'na karşı. İmamoğlu İstanbul'da tulum çıkarır. Tulum. Ben bu kadar konuşuyorum. Teşekkür ederim. Ekrem İmamoğlu ile Tevfik Göksu İstanbul'a aday olsa kimi tercih eder? Ekrem İmamoğlu. Gidişatı beğeniyorum açıkçası. İmamoğlu. Evet. Teşekkür ederim. İmamoğlu ile Tevfik Göksu. Tabii dedi. Ben İmamoğlu'na vereceğim. Neden abi? Yani şöyle söyleyeyim. İsrail Başbakanı gelip böyle Tevfik Göksu'nun karşısında aday olursa yine ben Netanyahu'ya vereceğim. Tevfik Göksu'ya vermem. Teşekkür ederim. İstanbul seçimleri yaklaşıyor. Tevfik Göksu AK Parti'den, İmamoğlu CHP'den aday olsa kim tercih eder? AK Parti. Ben Tevfik Göksu. Evet. Nedeni var mı dedim? Seviyoruz yani başımızdaki reisi seviyoruz, evet, onu kimi desteklerse biz de ona veriyoruz. Ama seçimlerden sonra biraz pahalılık geldi ya, sormuyorum. Ne aslında. Yapalım, kimse acı değil yani, yapacak bir şey yok. Yine de herkes. Evet, herkes alıyor, yiyor, içiyor. Memnunuz yani, sağ ol, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tevfik Göksu ile Ekrem İmamoğlu İstanbul'a aday olsa kimi tercih ederiz? Kiminden kim? Tevfik Göksu, AK Parti, CHP, AK Parti, Esenler Belediye Başkanı. Kim Esenler, o partide konuşan var ya, Tevfik Göksu. Tevfik Göksu mu Ekrem İmamoğlu? Tevfik Göksu. Nedeni var mıdır abi? Var. Nedir abi? Adam her şeyi yerli yerinde konuşuyor. Başkan reddediyor. Memnunuz ondan diyor. Evet. Siz abim? Ben de aynı. Tevfik Göksu. Evet. Nedeni var mıdır abi? Nedeni adamı görürüz, doğru. İmamoğlu da iyi çalışıyor abi. Abi ne yaptı? Hele ne yaptı? İmamoğlu'nun CHP'den şey yapılanı gösterin. İyice hani karabeti koydu oraya. Yani daha nasıl onlar bir Hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey yapılan yapmadı. Yapılanları da iptal etti. Yıktı, töktü. Ağaçta neymiş, hastalık varmış, ağaçları kes. Ağaçta ne kanser hastalığı olur ağaçta. Allah'tan bilmiyorum artık. Bir artık şey değil. Sağ ol. Tevfik Göksu ile Ekrem İmamoğlu İstanbul'a aday olsa kimi tercih ederiz? Tevfik Göksu'yu tercih ederim. Neden abi? İmamoğlu'yu beğenmiyorum. Niye abim, çalışıyor? Nerede çalışıyor abi? Göster bana. Çalıştığı, çalışıyoruz ya, çalıştığı bir şeyi göster. Evet. Soruyorum yani abi. Bir yaptığı bir şey gösterin bana, bir tarif edin. Yok, çalışmıyor. Avuz İstanbul sel götürdü İmamoğlu, yok piyasada. Yani memnun değiliz. Yani söyleyeceğim bu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Abi İstanbul seçimleri yaklaşıyor. Evet. AK Parti'den Tevfik Göksu ile CHP'den İmamoğlu aday olsa kim tercih eder? Abi İmamoğlu. İmamoğlu. Abi İmamoğlu iyidir ya. Fena değil yani. Millete yardımcı oluyor yani, Allah razı olsun. O yüzden. Evet abi. Çalışmalarından memnun muyuz? Memnunuz da bırakmıyorlar. Bıraksalar adam çalışıyor Allah için. Bırakmıyorlar? Evet, bırakmıyorlar. O zaman çalışmıyor. Ya çalışması ne? Mesela adamın önü bıraksalar adam zaten gerekeni yapıyor. Ama bir şey diyor, adamlar test ne yapıyor. Her şey çoğunluk olduğu için adamlara izin vermiyorlar. Adam durdu çalışmıyor yani. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Sağ olun. İstanbul seçimlerinde AK Parti'nin adayı Tevfik Göksu ile CHP'nin adayı İmamoğlu aday olsa kim tercih ederiz? İmamoğlu. İmamoğlu. Daha iyi benim için değil. Öbürlerinden bir şey görmedik ki. Bir ağız o sürsün sefasını ya. Öyle düşünüyorum ben. Habeşi neydi görevi? Bilal-i Habeşi. Evet. Neydi görevi? Bilal-i Habeşi. Evet. Neydi görevi? Nerede? Mezin, ilk mezin. Sultan Süleyman bütün kuşları peygamber. Kuşları bu ne yapıyor? Rabia hanımları başkanıdır. Teşekkür ederiz. İstanbul seçimlerinde Tevfik Göksu ile Ekrem İmamoğlu aday olsa kimi tercih ederiz? Ha, ben ora vereceğim. AK Parti'ye vereceğim. Tevfik Göksu. Evet. Nedeni var mıdır abi? Ona vereceğim ben. Memnunuz diyorsunuz. Memnunuz. Ona memnunuz bana. İstanbul seçimleri yaklaşıyor. Vatandaşa soruyoruz. AK Parti'den Tevfik Göksu ile CHP'den İmamoğlu aday olsa kimi tercih ederiz? İmamoğlu. Nedeni var mı? Artık bir şeylerin değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Gündem çok kötü. Depremzedeyim ben bu arada. Osmaniye'de yaşıyorum normalde. Osmaniyeliyim. Berbat bir haldeyiz. Buraya geldik, burada yaşamaya çalışıyoruz ama hiçbir şekilde yaşayamıyoruz. Bir şeylerin evet gerçekten değişmesi lazım. Ekrem İmamoğlu da değiştireceğine inanıyorum bir şeylere. Öyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Tevfik Göksu ile Ekrem İmamoğlu İstanbul'a aday olsa kim tercih ederiz? Ekrem İmamoğlu. Nedeni var mı? Ya ne bileyim, yeni yüzler görmek istiyoruz artık. Hep bilindik yüzler, yani Türkiye zaten geride. Belki bir şeyler yapabilir Ekrem İmamoğlu. Yani... İnşallah o seçilir. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kardeşim vermiş olduğu öyle anketimiz sona ermiştir. Teşekkürler.